Eski Türk filmlerine, türkülerine, ağıtlarına konu olan Dağlılar ve Ovalılar vardı ya hani. Dağlılardan Ovalılara, Ovalılardan yüksek yüksek dağlılara, gelin gider de türkülere, türlü türlü destanlara konu olurdu ya. İşte tam da Ovalılar diyebileceğimiz bir köydür Yusuf Deresi Köyü. Bugünün tarihiyle, gelenekleriyle, mükemmel ikliminde yetişen tarımıyla, Dede Dağı'nın eteklerine kurulmuş olan İzmir'in Ödemiş ilçesinin Yusufdere köyünü tanıyacağız. Bu köyün kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte tarihinin civar köylere bakış daha eski olduğu biliniyor. Farklı göçmen gruplarının oluşturduğu bu köy karma bir kültüre sahip olup insanları son derece sıcakkanlı ve hoş sohbetlidirler. Baba ne gel? Biz gelin ama geldik. Bu taksi şeyin içine girip olmuş cebin içine. Ben de bir yağmur yağıyor. Yağmurdan dışarı çıkmadım. Bu beni orada görmüş. Akşam kadar bu hanımın başında bekliyorum. Misalen. Ha ben sulu yemek severim, bu susuz yemek sever. Bunun haber olmadan bir bardak suyu atarım yemeğin içine. Yine kavga ederiz bundan. Hadi git, nereye gidersin? Misalen. Ha, onun için bunlar gerçekten herkesi tercih ederim yani. Böyle bir yerlerden ufak bir yer de Ha, alsalar. imkanı varsa dediğin He, gibi. Ha, ufak bir yer birazcık da içinde alsalar. heves varsa. Evet, o da şart biraz. Köy ismini çok eski tarihlerde köye gelen alim bir kişiden almıştır. Başka bir yerden bu köye gelen Yusuf Dede bu köyü çok sever ve bu köyde yaşamaya başlar. Daha sonra bu köyde ölür ve köyün girişine onun için küçük sade bir türbe yapılır. Köylüler tarafından saygıyla anılan Yusuf Dede, söylendiğine göre savaş döneminde dahi köyü korur. Yusuf Dede'nin türbesini gören Yunan askeri korkarlar, köye bir zarar vermeden civarından dolaşarak devam ederler. Savaş zamanı bu civarda zarar görmeyen tek köy bu köydür. Köyün ismi de Yusuf Dede Köyü, Yusuf Dede Köyü denile denile zamanla Yusuf Dere Köyü olarak anılır. Ilıman bir iklime sahip olan ve Ödemiş Ovası'nı önüne alan köyde yere attığın tohum kendiliğinden çıkıp büyür desek yalan olmaz herhalde. Tarım için o kadar uygun bir iklime ve o kadar bereketli topraklara sahip ki anlatılmaz bir güzellikte bir bölge burası. İntensif tarım yani sulu tarım yapılan bu köyde aynı tarladan yılda 3 defa mevsimlik hasat alınabilmekte. Ünlü Ödemiş patatesi, Ödemiş karpuzu, Ödemiş kavunu hep buralarda bu köylülerin elinden yetişmekte. Sulu tarımın ilk öncülerinden olan ve bizlere daha önceki videolarımızda da birçok bilgiler veren dedem Süleyman Zeytin de bu toprakların sakini ve tutkunuydu. Hangi topraklarda hangi tohumun yetişeceğini,
hangi mevsimde hangi hasadın yapılacağını, rüzgarın yaprakları etkisini ve daha birçok bilgiyi bana ve çevresindeki tüm çiftçilere aktarıyordu. Verim daha güzel oluyor, ranlaman daha güzel oluyor. O yüzden toprak mahsulü dinci olması lazım. Yani dinlenmiş tarla olacak. O yüzden tohum güzel, verim de güzel. Fiyatlar biraz düşme olurdu. Yani bir noktada durmuyor fiyatlar. Daha önceden de belirttiğimiz gibi sıcakkanlı, hoş sohbetli ve Ege şivesiyle de dikkat çeken köylülerin geleneklerinden de bahsedelim biraz. Düğünlerinde kazanlarda pişirdikleri keşkekleri, etleri, çorbaları, kabak aşı dedikleri tatlıları, bulgur taşlarında dövülen bulgurları ve ölen anne babalarını arkasından hayır olsun diye verdikleri 52. yemekleri. Artık ecdadımızdan bize kalan son efsaneler diyebiliriz bunlara. Çek. Köyün girişinde bizi iki ulu çınar ağacı karşılıyor. Eski dönemlerde insanlar bayramlarda, seyranlarda köyün kızları, erkekleri ve bütün gençleri toplanıp bu çınar ağaçlarının altında gelir, kurulan sancaklara kızlar oturur, erkekler sallarmış. Günümüz ile karşılaştırıldığında eskilerin samimiyeti daha bir başkaymış. Köye günümüzde bakıldığında ise modern köylerin bir örneği olup sulu tarıma uygunluğu, bereketli toprakları ve uygun iklimi sayesinde hem işçilik bakımından hem de ekip biçme yani ziraat bakımından geliri bol, kazancı yüksek bir köydür. Ayrıca slaş tarlalarının bol olmasından dolayı büyükbaş hayvancılık gün geçtikçe artmaktadır. Arkası dağ, önü ova olmasından dolayı geniş iş imkanlarına sahip olan köyde keçi, koyun, inek, arıcılık, zeytin ve meyvecilik yapılabilir. Ek olarak devletimizin köyün üst tarafına 15 sene önce devlet kontrolüyle ektirdiği çam sıttıklarının ilerisi için önemli bir gelir kaynağı olacağı düşünülüyor. Buraya hangi mevsimde niçin gelinmeli diye bir soru soracak olursak ilkbahar diyebiliriz. Mis gibi havası, baharı heyecanla karşılayan toprağı, göz alıcı çimenleri, huzur dolu ağaçları, parfüm gibi etrafı saran kır çiçeklerinin kokusu, en sert insanların bile yüzünü tebessüm ettirecek sıcakkanlı neşeli insanlarıyla bu köy çok güzel bir köydür.